Uçağa bir dahaki binişinizde pencereden dışarıya bir bakın. Türümüzün izlerini her yerde göreceksiniz. Kasabalar ve şehirler göreceksiniz. Yollar ve otobanlar göreceksiniz. Eskiden ormanlık arazi olan yerleri kaplayan tarlaları göreceksiniz. Ve eğer gece bakarsanız da her yerde ışıklar göreceksiniz. Hiçbir tür bizim yapabildiklerimizi yapamaz. Sonuçta hayatımız boyunca bu durumla karşı karşıya olduğumuz için bunun sonsuza kadar da böyle devam edeceğini düşündük. Peki ama bizi farklı kılan şey tam olarak nedir? Esasında bu oldukça ince bir soru ve açıkçası henüz evrensel olarak kabul görmüş bir cevabı da bulunmuyor doğrusu. Şimdi bunun cevabı için geçmişimizde çok çok eski yıllara dönelim ve olağanüstü türümüzün fevkalade tarihine bir göz atalım. Birkaç milyon yıl önce maymuna benzeyen bir türün üyeleri gezegenin farklı bölgelerine doğru dolaşmaya başlamışlardı. Onlarla neden ilgileniyoruz? Çünkü onlar bizim atalarımız. Ama aslında onlarla ilgili çok da enteresan bir olay yoktu. Onlar da diğer türler gibi hareket ediyorlardı. Diğer türler gibi küçük gruplar halinde dolaşıyorlardı çevrelerinden. İhtiyaç duydukları yiyecekleri ve nesneleri topluyorlardı. Bazılarının alet kullandığı da oluyordu. Ama bu bile pek enteresan sayılmaz. Çünkü diğer türlerin de alet kullandıklarını biliyoruz. Hatta bazı kuş türlerinin bile. Şimdi biraz daha yakın zamana, günümüzden 200 bin ila 100 bin yıl öncesine kadarına gidelim. Maymuna benzeyen bu tür artık evrim geçirdi ve ortaya çıkan türler arasında Homo sapiens dediğimiz kendi türümüzde bulunuyor ki bu tam olarak Afrika'da ortaya çıkmıştı. İlk başlarda Homo sapiensin de diğer türlerden çok farklı davrandığı söylenemez. Fakat zamanla onlarda ilginç davranışlar gözlemlenmeye başlandı. Bulundukları ortamdan ayrılmaya, Afrika'yı terk etmeye başlayanlar oldu. Evler inşa etmeye başladılar, yeni yeni aletler yapmaya başladılar, hatta aralarında giysi dikmeye başlayanlar bile vardı. Sonuçta zamanla tüm dünyaya, daha doğrusu Antarktika dışında tüm kıtalara yayıldılar. Evrim süreciyle karşılaştırınca bu yaşanan aşırı hızlı bir değişimdi. Atalarımızın bu kadar yaratıcı olmasını sağlayan şey neydi? Türümüzün ne kadar farklı olduğunu daha iyi anlayabilmek için şunu hatırlatmakta fayda var. Bu gezegenin üzerinde yaklaşık 4 milyar yıldır yaşam gelişim gösteriyor. Fakat hiçbir tür bizim türümüzün sergilediği ilginç davranışları sergilemiyor ya da bizim yaratıcılığımız onlarda gözlemlenmiyor. Mesela şu an içinde bulunduğum Güney Kore Seul'deki Namdae Moon pazarını bir düşünelim. Arkamda olup bitenlere bir baksanıza. Neler oluyor? Bence olan şey şu. Biz insanlar çok özel bir iletişim yeteneğine sahibiz. Aslına bakarsanız tüm hayvanlar bir şekilde iletişim kurarlar. Kuşlar öterek, arılar dans ederek, hatta karıncalar da feromon denen bir kimyasal salgılayarak kendi aralarında iletişim kurarlar. Fakat önemli olan şu ki iletişimleri çok kısıtlı bir boyuttadır ve kısa zamanda da unutulur. Biz insanlarsa dil dediğimiz acayip güçlü bir iletişim yöntemini kullanıyoruz. Bu da demek oluyor ki biz iletişim kurduğumuzda bilgiyi muazzam bir hassasiyette ve muazzam boyutlarda paylaşabiliyoruz ve böylelikle bilgi kolektif hafızada saklanabiliyor. Yani düşüncenin sahibi olan kişi öldüğü zaman düşünce de ölmüş olmuyor. Bunun yerine kolektif hafızada saklanıyor, nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor ve zamanla da biriktirilmiş oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sonu olmayan bir süreç. İşte bu yüzden biz insanlar sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak da öğrenebilen canlılarız. Sizin şu an yapmakta olduğunuz şey de tam olarak bu değil mi? İşte bu toplumsal öğrenme olgusu ve bilgiyi biriktirerek nesilden nesile aktarma durumu insana özgü olan ve kesinlikle türümüzü güçlü kılan bir özellik. Düşündüğünüzde sürekli ortam değiştirebilmemizin nasıl mümkün olabildiğini, dünya üzerindeki kaynaklardan yararlanmanın farklı yollarını nasıl bulduğumuzu da bununla açıklayabiliriz. Bu sebeple kolektif hafıza, karmaşıklık artışından bahsettiğimiz bu bölümde 6. eşik olarak geçiyor. Bizi bir tür olarak tanımlayan şey kolektif hafızadır. 7 milyar insanın inanılmaz karmaşık topluluklarda geçinebilmelerini sağlayan şey de budur. Ama her şeyden öte 4 milyar yıllık biyosferde bugüne kadar bu kadar güçlü olabilen tek türün neden insan olduğunun açıklaması da yine kolektif hafızadır.